genel izleyici. Değerli izleyiciler, bugün Gündel özel programımızda konuğumuz, arkadaşım, dostum, uzun süre İstanbul Müftülüğü Şer'iye Siciller Arşivinde mesai arkadaşım olan İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır beyefendidir. Kendisini 35 seneden beri tanıyorum. 35 seneden beri tanımış olmam böyle yüzle bir tanışmanın ötesinde kültürel gelişmeleriyle birlikte tanıyorum. Onun için de telefon ettiler. Arkadaşlarımız böyle bir program var diye ben de seve seve geldim. Çünkü yakın bir arkadaşımla sizlerin huzurunda hasbihal yapma imkanı bulmuş olacağım. Fikirleri etrafında bazen fırtınaların koparıldığını da biliyorum. Ne var ki bu fırtınalar bugünün fırtınaları değil. Bundan belki 25-30 sene önce de bazı görüşleri ortaya koyduğu zaman gene fırtınalar koparılırdı. Ama daha sonra o görüşleri anlatacağım inşallah. Daha sonra o görüşlerin önemli bir kısmının dini toplumlar tarafından da dahil olmak üzere, ülema nezdinde de dahil olmak üzere, hatta Diyanet İşleri Başkanlığı din kurulunda dahil olmak üzere her yerde kabul gördüğünün de şahidiyim. Hatta Abdülaziz Bayındır'a aittir desem bazı görüşleri, şimdi insanlar yok canım, o kadar önemli görüşler bir kişiye mi ait olacak diye de veya bir gruba mı ait olacak diye de itiraz edenler çıkacaktır. Ama ben bunların hepsinin şahidiyim. İnşallah Teala bütün bunları bugün gündeme koymuş olacağız. Şimdi pek çok konu var tabii. Konulardan birisi Abdülaziz Bey'in namaz vakitleri hakkındaki görüşleri. Bu çok önemlidir. Çünkü biz İstanbul Müftülüğü Fetva Kurulu'nda görev yaparken takvimlerimizde bir de tedbir saati yazardım. O saatte namaz kılınmaz. Mesela diyelim ki yatsı namazıyla sabah namazı arasına bir tedbir saati konmuş. Yatsı namazı çıkmadı, sabah namazı girmedi gibi bir anlayış vardı. Sonra böyle bir şeyin peygamberimizin hayatında olmadığını şahidi olduk. Abdülaziz Bey bunun üzerinde ısrarla durdu ve daha sonra tedbir saatleri takvimden kaldırıldı. Abdülaziz Bey bu konuda bir doktora çalışması gibi uzun bir çalışmayı takdim etti. Bu çalışma Diyanet'te de itibar gördü. Daha sonra da ilim çevrelerinde de itibar görerek kabul edildi. Bu konuyu şimdi Abdülaziz Bey'den yeni gelişmeleriyle birlikte dinleyelim. Teşekkür ediyorum. Şimdi asıl konu Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun davranmaktır. Çünkü 35 sene
gibi bir zaman geçmiş sanki dün gibi ve bir günde ölüp gideceğiz. Asıl mesele Allah-u Teala'nın huzurunda vereceğimiz hesaptır. O hesabı doğru verenlerden eylemesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim. Bütün izleyicilerimizle birlikte zateniniz. Şimdi 1976'da ben İstanbul Müftülüğü'nde fetva işlerine, ya yani İstanbul Müftü Yardımcısı olarak 1976'da göreve başladım. Kısa süre sonra da fetva işlerinde görevlendirildik. Daha sonra fetva tamamen bize kaldı. İşte o günlerden itibaren sizinle tanışıyoruz. Evet. Şimdi sorumluluk üzerimizde olunca bir vatandaşlar soru soruyor. Ben şöyle yaptım. Yani bu namaz vakitleri konusunda bayağı kitaplarda okuduklarımla gördüklerim arasında uyuşmazlıklar tespit ettim. Ve çoğu gece çok erkenden kalkıp İstanbul'un değişik yerlerinde gözlemler yapıyordum. O gözlemler sonucu baktım ki çok büyük yanlışlıklar var. O yanlışlıkları, yani şu anda söylediklerimi o zaman da söyledim. Diyanet İşleri Başkanlığı'na gitti onlar. Eski İstanbul Müftüsü Selahattin Kaya Bey daha çok götürmüştü. Allah ondan da razı olsun. Orada bizi, tabii herhangi bir akademik ünvanımız yoktu o zaman. 1983'ler, 82'ler falandı. Bizi çağırıp da dinlemediler. Ve şeyi değiştirdiler, sizin dediğiniz gibi temkin vaktini değiştirdiler. Ve takvimlerde belli bir rahatlama oldu. Onun üzerine biliyorsunuz bazı takvim kuruluşları da ortalığı yıktılar İstanbul'da. Çünkü onlar hala bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilan ettiği takvimden 20 dakika öncesini mesela imsak vakti diye ilan ederler. Sonra o kuruluşlar işlerinde radyo televizyon da olduğu için bayağı Diyanet'i sıkıntıya soktular. 1989'du. Mustafa Sait Yazıcıoğlu Bey Diyanet İşleri Başkanı'ydı. Ben gene İstanbul Müftülüğü'ndeydim. Bunlar çok sıkıştırılınca beni davet ettiler Ankara'ya. Oraya cevap verebilmek için. Ankara'ya gittim. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun eski yeni bütün üyeleri de katıldı oraya. Orada onlara aynen şunu söyledim toplantıda. Ki o tutanaklar imzalı olarak da elimizde vardır. Benim de imzam var orada. Dedim ki siz 1983'te bir değişiklik yaptınız. Aslında bunun zihinsel arka planını oluşturmamıştınız. Niçin yaptığınızı bilmeden yaptınız. Çünkü dinlemediler o sıra bizi. Sadece işte şöyle bir değişiklik olmalıdır dendi. Ama iyi yaptınız dedim. Tesadüfen doğru oldu. Fakat çok da eksik şeyler yaptınız dedim. Anlattım. İşte bak Fecr-i Kazip tanımı yok, Fecr-i Sadık tanımı yok, yatsı namazı ile ilgili problemler var falan. Bunların hepsini anlattım. Sonra Arif Çöklü Bey vardı, Diyanet'in takvimini yapan. Emekli albay, harita albay. Arif Çöklü Bey biraz savunmaya çalıştı. Bir İngilizce kitaptan bölümler gösterdi. İşte Allah yardım etti mi diyor. Ben de gitmeden aynı kitabın aynı bölümlerini Süleymaniye Kütüphanesi'nden fotokopi etmiş götürmüştüm. Dedim ki bunları mı söylüyorsunuz diye anlattım orada. Anlatınca tabii yanlışlar iyice ortaya çıktı. Sonra karar aldık. Türkiye'de rasat yapılacak diye. 3 yıl boyunca Türkiye'nin değişik yerlerinde gözlemler yaptık. Yaptığımız her gözlemde, o gözlemde işte bugün herhalde söylemekte bilmiyorum belki televizyon açısından sıkıntı olabilir ama şimdi takvim çıkaran bazı kuruluşlar vardı. Şu anda da çıkarıyorlar onlar. Evet, malum kuruluşlar. Onların da uzmanları katılmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da uzmanlar katılmıştı. Evet. Yaptığımız bütün gözlemlerde onların yanlışlarını tespit ettik ve tutanaklara geçirdik. Yani Diyanet'in yanlışını, onların hepsinin imzaları var altında. Ve çok enteresan, ne Diyanet o yanlışları düzeltti, ne o takvim çıkaran kuruluşlar düzeltti. Ve hala aynı yanlışlar devam ediyor. Sonra ben uzunca bir süre bunu kamuoyuyla paylaşmadım. Yani bunlar vazgeçerler diye yazmadım, çizmedim. Sonra baktım ki bunların vazgeçecekleri yok, yarın ölüp gideceğiz. O zaman ortaya çıktım ve yanlış yapıyorsunuz dedim. Zaten vatandaşlarımız da biliyor, birkaç senedir onları yüksek sesle seslendiriyoruz. Yani şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan herhangi bir uzmanın kendi takvimlerini savunması mümkün değil. Evet. Onun için de zaten herkes gördü. Gelip de karşımıza çıkıp savunamıyorlar.
Sonra bir de şu ortaya çıktı. Öteden beri benim zihnimi meşgul eden bir husus vardı. Kutup bölgesinde namaz vakitleri nasıl olacak? Şimdi yani... Burada da bir hemen girme yapayım. Tabii buyurun. Abdülaziz Bey, kutuplardaki namaz konusu üzerine Türkiye'de en ciddi eğilen ilk kişi demeyeceğim, tek kişidir. Bu konu üzerinde tabii ki daha önce Muhammed Hamidullah'ın vesaire bir takım görüşleri vardı. Fakat bu konu doğrudan doğruya bizzat yerinde tespitle ifade edilmiş değildi. Genel kanaat halindeydi. Abdülaziz Bey kutuplara giderek hem de birkaç defa giderek bazen televizyonumuzun sahibi Yasin Bey'i de alarak birlikte gidip orada değerlendirmeler yaptılar, tespitler yaptılar. Sonra o görüşlerini Efkar-ı Ümmiye'ye takdim ettiler. Hatta bizim İmam Hatip Lisesi'nin ilk 7 mezunları her ay toplanıyoruz. O toplantılarda bu konu gündeme getirildi. Profesör Mustafa Uzun Postalcı hocamıza Abdülaziz Bey hakkında ne düşünürsünüz diye sordular. O da şöyle söyledi. Dedi ki müdekkik bir arkadaş dedi. Çünkü dedi mesela kutuplardaki namaz konusu üzerinde hayali bir şey söyleme yerine bizzat giderek tespit yapıyor. Müdekkik bir arkadaş diye ifade ettiler. Kutuplardaki namaz konusunu şimdi Abdülaziz Bey'den tekrar dinleyelim. Şöyle düşünebilirsiniz. Canım kutuplardaki namaz bizi ne ilgilendirir? Bizi şöyle ilgilendirir. İlim olarak ilgilendirir. Biz kutuplarda bulunmayabiliriz. Ama ilim olarak ortaya koymalıyız ki kutuplara tesadüfen bir giden olursa, orada bulunan olursa onların ufku açıklanmış, önler açılmış olsun. Buyur Sayın Hocam. Aslında kutuplar bizi çok ilgilendiriyor. Birkaç açıdan ilgilendiriyor. Şimdi bize hep okuturlar 6 ay gece 6 ay gündüz olan bir yer. Orada orucu nasıl tutacaksınız? Yani senede 2 gün oruç tutabilirsiniz değil mi? 6 ay birinci... Evet, tabii. Bir, senede 1 gün oruç tutarsınız. 6 ay gece 6 ay gündüz. Şimdi evet. Sonra ben şöyle dedim. Yani Allah-u Teala orayla alakalı mutlaka hükümlerini ortaya koymuştur. Zaten Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de bize emrettiği bir husus var. Fussilet suresinin 3. ayetinde diyor ki Estağfirullah kitabun fussilet ayatuhu Kur'anen arabiyyen li kavmin ya'lemun. Bu bir kitaptır ki ayetleri Arapça Kur'an olarak bilenler topluluğu için açıklanmıştır diyor. O zaman biz bu bilenler topluluğunu bir oluşturalım dedik. Oluşturduk. Yani ekibimize bütün uzmanları kattık. İşte televizyonumuzun değerli sahibi Yasin Duysak Bey ile beraber de gittik en son gidişimizde. Şimdi oraya gidince tabii çok farklı şeylerle karşılaştık. Bir, 70 derece enlem, işte 6 ay gece 6 ay gündüz olan yerlerden, 6 ay demeyelim de yani güneşin hiç doğmadığı yerlerden Tromsø'ya gittik ilk gidişimizde. Gittik, güneş hiç doğmuyor ama gündüzün bütün ögeleri ortaya çıkıyor. Yani fecr-i kazib oluyor, fecr-i sadık oluyor. Güneş yok ama güneşin doğduğu sırada bizde oluşan hava görüntüsü ortaya çıkıyor. Öğlen namazı vakti, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı, bütün vakitleri gözlemle tespit edebiliyorsunuz. Şimdi beraber gittiğimiz astronomi bilim dalından astronomi uzmanı arkadaşıma sordum orada. Dedim ki ya siz buna gece diyorsunuz bunu. Neresi gece? Kim bu havaya gece der? Güneş yok ama gündüz var. O valla ben de şok oldum dedi. Yani işte güneş olmayınca gece deriz. Şimdi orada bir de şunu tespit ettik. Tromsø'da 3 tane mescit var. Evet. İnsanlar namaz kılıyorlar orada. 3 tane mescit var. Ve orada yerli Müslümanlar var. Yani Norveçli Müslümanlar var. Evet. Müslüman olmuş adamlar.
Ve Müslüman olma istekleri de oldukça fazla orada bulunan insanların. Ama namaz konusunda, namaz vakitleri konusunda, oruç konusunda çok ciddi sıkıntılar var. Yani aktüel bir konu demek. Aktüel yani bir konu. İleriye matuf, ileride şöyle çıkacak değil. Değil. Şimdi aktüel bir konu. Evet. Yani düşünebiliyor musunuz? Adamlara 21,5 saat oruç tutturuyorlar günde. Hmm. Peki 21,5-2,5 saatinde orucunu bozacak, akşamı kılacak, yatsıyı kılacak, sahur yemeğini yiyecek, ondan sonra tekrar oruca başlayacak ki bu imkansız bir şey. Ve niye 21,5 saat? Onun da bir şeyi yok, gerekçesi yok. Çünkü güneş zaten tepede. Yani hiç batmıyor ki yazın, şeyde, Haziran ayında. Dolayısıyla biz bunların bir tespitini yapalım diye gittik oraya. Orada yaptığımız tespit incelemelerde şunu gördük. Ben gerçekten büyük bir şaşkınlıkla ve büyük bir hayranlıkla gördüm. Baktım ki Kur'an-ı Kerim o bölgeleri en ince ayrıntısıyla anlatmış. Evet. Hiçbir şey eksik bırakmamış. Yani 4 kere gitmek nasip oldu. Üçünde ekiple gittim. Birisine yalnız gittim. Çünkü bir küçük bir şüphem kalmıştı. Acaba nasıl oluyor falan diye. Şimdi mesela şu anda bizim takvimimiz 2 haftadır tüm yönleriyle yürürlüğe girdi. Kutup noktasından kutup noktasına kadar yılın her gününün takvimleri tarihte ilk defa reel, yani yerel saatlere göre gözlemlenebilecek ölçülerde tespit edilmiş oldu ve oraya kondu. Şimdi burada birkaç husus var. Bir, orada yaşayan Müslümanlar ne yapacaklar? Mesela geçen sene Svalbard'a gittik. Svalbard dediğimiz yer dünyanın en kuzeyinde bulunan bir ada. Yani şeyden, Tromso'dan, güneşin hiç doğmadığı yerden uçakla 2 saat daha uçtuk kutup bölgesine doğru. Evet. Evet. Orada da gözlem yaptık. Baktık ki orada da gündüz oluyor. Mesela öğlen vaktinde güneş ufuktan 11 derece aşağı. Yani izleyicilerimizin anlayacağı şekilde sabah namazında güneşin bulunduğu noktadan, sabah namazının başında güneşin bulunduğu noktadan daha da aşağıda. Öyle olmasına rağmen öğlen namazının olduğu anlaşılıyor. Havada aydınlanma oluyor. Bütün bunlar, yani Kur'an-ı Kerim'in koyduğu kriterleri orada ortaya koyduk. Ve Kur'an-ı Kerim vakitler içinde ölçüler oluşturduğunu bildiriyor birçok ayette. Bunları gördük. Gecenin ve gündüzün tanımları değişti. Şimdi şu anda ilim alemi, yani astrofizikçiler, güneş enerjisiyle uğraşanlar ve konuyla alakası olan ilim alemi bizim bu konudaki son makalemizi bekliyor. Çünkü şeyler o kutup bölgesindeki aydınlanmaya bir anlam veremiyorlardı. Bir de uzay zifiri karanlıkken dünya nasıl aydınlanıyor onu da anlayamıyorlardı. Biz Kur'an-ı Kerim'den bunun şeylerini ortaya çıkardık. Ayetleriyle özelliklerini, hükümlerini tamamen ortaya çıkardık. Allah'a şükür burada çok ciddi bir ilmi üstünlük de sağlamış olduk mevcut ilim alemine karşı. Yani sadece dini açıdan değil. Evet. Diğer açılardan da şey yaptık. Şu anda yani dünyanın birçok önemli kuruluşu bizim şeyimizi bekliyor. Makalemizi bekliyor. Evet. Şimdi şöyle bir şey ifade edeyim. Biz şimdi bir günü şöyle düşünüyoruz. Güneş doğudan doğuyor. Öğlen üzeri olduğu zaman ışık vermesinin en sonuna ulaşıyor. Sonra batıya doğru gittikçe işte ışık uzaklaşıyor. Güneş uzaklaştıkça ışık azalıyor ve batmasıyla gün bitiyor. Şimdi sizin ifadenize göre orada gün belli 24 saat içerisinde, mesela güneş her zaman var ama ışığın kuvveti ve gücü her zaman aynı değil. Öyle de başka bir şey öğrendik biz orada. Orada biz başka bir şey öğrendik. Şunu öğrendik orada. Hani ayet-i kerimelerde okuyorduk da kafamıza geçmiyordu. وَالَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَرَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّمْ ف۪ي فَلَك۪ينَ يَسْبَحُونَ diyor. Geceyi gündüzü, güneşi ayı yaratan odur. Her birisi bir yörüngede döner diyor. Şimdi biz güneşi ayı hemen anlıyorduk da gecenin gündüzün ayrı birer yaratık olduğunu hiç bilmiyorduk. Meğer Allah-u Teala gündüz diye bir varlık yaratmış, gece diye bir varlık yaratmış. Şimdi o gündüz denen varlık ortaya çıktığı zaman, öne çıktığı zaman
güneş ışınları ne kadar ufkun altında olursa olsun onu kendine çekiyor ve aydınlık meydana getiriyor. Bir de şunu gördük biz. Kur'an-ı Kerim geceyi gündüzü güneşle tanımlamıyor. Bu da çok ilginç. Evet. Güneşle tanımlamıyor. Resulullah da güneşle tanımlamıyor. Orada da hayret ettim. İşte insan diyor ki işte Allah'ın Resulü bu işte. Yani kutup bölgesinde Resulullah'ın hadislerini orada uygulamak nasip oldu. Ya inanılır gibi değil. Yani diyorsun işte tamam Allah'ın Resulü bu olur zaten. Söylediği söz her yerde geçerli olması lazım. Şimdi orada gördük şunu ki bak mesela oruçla ilgili biliyorsunuz Allah-u Teala güneş batana kadar demez. Sümmetin musiyame ile leyl der. Bakara 187. ayette. Sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Orada gecenin oluştuğunu anlayabiliyorsunuz. Çünkü batı tarafında şey yapıyor, güneş ışınları tam burada da güneş batmış gibi gözüküyor, güneş olmadığı halde aynı resim. Doğu tarafında da karanlık başlamış oluyor. Evet. Diyorsunuz ki tamam işte, akşam namazı oldu. Yani geceye kadar tamamlayın evet, ifadesi ya. Çok önemli. Yani o zaman böyle bir günün beş vakti gün gözle güneş, görülüyor. Yokken de belli olabilir, tespit tabii. edilebiliyor. Güneş varken de tespit edilebiliyor. Sonra saatlendirilebiliyor mu? Tabii. Çok net bir şekilde. Evet, dakikası. Bakın şu anda bizim yaptığımız tespitte saniyesi saniyesine ortaya koyuyoruz. Değil yani. Öyle gerçek hesaplardır. Gerçek hesaplardır. Tamamen Kur'an-ı Kerim'in koyduğu kriterlere göre. Ve biz burada şunu gördük. Ya Kur'an-ı Kerim dünyayı nokta nokta anlatmış. Ya bırakın şu. Diyorlar ki işte dünya yuvarlak mı? Kur'an'da var mı? Ya yuvarlaklık kaç para eder kardeşim? Kur'an bulunduğun noktayı tespit edeceğin kriterler veriyor sana. Evet. Diyor ki işte görmezler mi Allah-u Teala şeyi Rabbin gölgeleri nasıl uzattı? Şimdi gölge uzunlukları, günlük gölge uzunluklarıyla bulunduğunuz yeri rahatlıkla tespit edebiliyorsunuz. Ondan sonra iki doğunun iki batının Rabbi diyor. Çünkü yazın Haziran'da doğuş batış yerleri farklıdır. Aralık'ta doğuş batış yerleri farklıdır ve oradaki hesapladığınız zaman da uzay bilimcilerinin deklinasyon dediği güneşin kaymasının ölçüsünü siz her gün ufka bakarak doğu ufkuna bakarak hesap edebilirsiniz eğer o konuda biraz uzmanlığınız varsa. Yani Kur'an-ı Kerim dünyanın yuvarlaklığını bırakın. Bütün ayrıntılı bilgileri de veriyor bize. Evet, şimdi bu makalenizi bekleyelim. İnşallah. Şimdi değerli izleyiciler, ilim adamlarının makaleleri ne demek? Onu ifade edelim. İlim adamlarının makaleleri demek, konuyla enine boyuna değerlendirmiş, vesikaları ortaya koymuş, sonra da o konuda görüşlerini ortaya koymuş olmaktır. Yoksa herhangi bir makale gibi mütalaa edilmemeli. İlim dünyasında gündeme gelecek konular demektir. Bunu bu anlamda değerlendirmek ve düşünmek gerekiyor. Evet. Şimdi İstanbul Müftülüğü'nde şer'iye sicillerinde ben de 6 sene kadar bulundum. Tabii ki şer'iye sicilleri ile fetvahane aynı kurumdu. Her gün yüzlerce telefon gelirdi. Abdülaziz Bey de ben de diğer arkadaşlar da her gün onlarca telefona muhatap oluyorduk. Şu konu ne, bu konu ne filan diye. Tabii bu arada önemli bir şey ortaya çıktı. Ömer Nasuhi Bilmen ki o da arşivde görevliymişmiş. Dolayısıyla onun şeyini kitapta öyle yazdım. Ömer Nasuhi Bilmen'in kadrosuna geldik diye yazdım. Abdülaziz Bey de ben de Ömer Nasuhi Bilmen'in kadrosunda görev yaptık. Şimdi Ömer Nasuhi Bilmen zekatta nisap miktarını 96 gram olarak, altın olarak ifade etmiş. Ve senelerce de böyle gitti. Ama ne var ki çalışmalar esnasında Hazreti Peygamber devrinde kullanılan altınlara vakıf olduk. Bunun üzerine
ben bir başka alanla meşguldüm tabii. Abdülaziz Bey bu konu üzerine ciddi olarak eğildi. Ve önce Ömer Nasuhi Bilmen'in altınları tattı, arpaları tarttırdığı yerleri buldu. Onlar arpaların iri olduğunu söylediler. Abdülaziz Bey arpaları tarttırdı, o paraları tarttırdı ve sonra nisap miktarının 81,5 gram olduğunu ifade etti. Abdülaziz Bey bunu ifade ettiği zaman belki onlarca sene hala 96 gram denilmeye devam etti. Sonra Diyanet ve de bütün ilim çevreleri şimdi 81,5 gram diyorlar. Bu konuyu da Abdülaziz Bey'den dinlemiş olalım tekrar. Teşekkür. Şimdi şey var yani siz de biliyorsunuz içerisinde bulundunuz. İstanbul Müftülüğü'nde fetva işleriyle görevlendirildiğim zaman ben kendimi bir ateş çukuruna atılmış gibi hissettim. Yani İstanbul Müftülüğü'nün yükünün ne kadar ağır olduğunu yakından bilen bizatsınız. İşin içerisinde bulunan bir kişisiniz. Ya burada bu problemlerin altından nasıl çıkacağız? Yani o kadar çok problem var ki. O zaman Allah selamet versin Selahattin Kaya Hoca'ya söylemiştim. Hocam dedim bir ilmi istişareti kuralım. Tamam dedi ve bir ilmi istişareti kurduk. İşte Mehmet Savaş Hoca Konyalı'dır biliyorsunuz. Halil Gülenç Hoca, Hayrettin Karaman Hoca, işte Nevzat Çaltın, Yalçıntaş, rahmetli Sabahattin Zaim Hoca falan evet. Böyle 20-25 kişilik bir o zamanın önde gelen fetva kurulu üyeleri ister istemez zaten işin içerisindeler. Bir ilmi istişare heyeti kurmuştuk ve her ay toplantı yapılıyordu biliyorsunuz. Evet. O toplantıya da biz hazırlık yapmak zorunda kalıyorduk. Dolayısıyla biz haftanın her günü belki ve haftalık toplantılarda biz yapıyorduk kendi aramızda hatırlarsınız onları. Şimdi o heyetin bütün yükü de bizim sırtımızdaydı. Dolayısıyla orada mecburen mesela Topkapı Sarayı'na gittik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Mekke'de ve Medine'de kullanılan paraların Topkapı'da basıldığını tespit ettik. Yani Bizanslılar basmışlar. Ve Topkapı'daki müzede de o paraların aynısı duruyor. Ondan sonra gittik orada incelemeler yaptık, tarttık falan. Ayrıca o dönemlerde yazılmış yani çok eski, en eski dönemlerde Ömer radıyallahu anh zamanında daha sonra bu paralarla ilgili yapılan çalışmaları falan da tespit edince onların gramları ortaya çıktı. Sonra Kahire'de de bu paralardan çıktı ki onu da Yusuf el-Kardavi hesap etmişti. Derken onlardan şeyi tespit ettik. Mesela şöyle bir şey vardı. Hatırlarsınız ben şimdi siz deyince aklıma geldi. Bir toplantı yaptık. Hocalarımızdan birisi dedi ki işte Şafii mezhebine göre 70 gramdır nisap. Hanefi mezhebine göre 100 gramdır. Niye? Efendim işte arpa birisi 70 arpa birisi 100 arpa. Ya hocam dedim bu arpa dediğiniz şey. Şu tarlanın arpası başkadır. O tarlanın arpası başkadır. Evet. İmam Şafii Mısır'da tartmıştır. Mısır'ın 70 arpası Ebu Hanife'nin Küfesi'nin 100 arpası ağırlığındadır. Aynı şeydir bu. Bundan sonra şey yaptık tabii gerçekten Ebu Hanife'nin Küfesi'ndeki altın da İmam Şafii'nin Mısır'ındaki altının eşit olduğunu da uzun bir çalışmadan sonra tespit edip onu da ortaya koymuştuk. Dolayısıyla bu bahsettiğiniz şeyler evet. Meydana gelmiş. Burada güzel bir espri anlatacağım. Şimdi toplandık böyle. İşte 15-20-25 kişi varız. Paralar üzerinden zekat konuşuluyor falan. Meşhur hocalarımızdan birisi ama tabi sadece eski tip eğitimden gelmiş. Dedi ki kağıt paradan zekat olmaz dedi. Kağıt paraya zekat düşmez zaten. Dedi ki niye düşmez? Kitaplarımızda yazıyor sahteyen paraya zekat düşmez diye. Tabii biz onlara asli para ne demek, hükmi para ne demek falan bunları anlatıncaya kadar hayli zorluk çekmiştik. O diyordu ki kağıt paraya zekat düşmez. Niye düşmez? Çünkü kağıt diyordu, kağıdın nesine zekat düşecek? Halbuki altın olması lazım zekat düşmek için. İşte kitaplarımızda sahtiyen zekat düşmez diyor. Halbuki sahtiyen para bugünkü bozuk para hükmünde. Ne kadar toparlansa nisap miktarına ulaşamaz.
Onun için de ona zekat düşmez. Üzerinde durmayalım demiş alimler. Kitaplarda bunlar yazmış. Ama hala öyle diyordu. Sonradan asli parayla hükmü parayı anladıktan sonra değil mi hocam? O da anladı ki konu öyleymiş. Yani gerçekten o zaman çok verimli çalışmalar yapıldı biliyorsunuz. Evet, çok verimli çalışmalar. Evet, 2,5 sene kadar o çalışma sürdü. Sonra bu hocalarımız dediler ki ya artık biz daha katılmayacağız. Hocam niye katılmayacaksınız? Ya bütün vaktimizi buraya ayırıyoruz dediler. Yani bir ay, her ay toplantı yapılıyor. Bir ayımızın tamamını buraya ayırmamız gerekiyor ki gerçekten haklıydılar. Ondan sonra o toplantılar dağılınca İslami İlimler Araştırma Vakfı'na geçtik ve bu defa orada aylık toplantıları devam ettirdik. O sırada yine bilirsiniz. Bu defa tüm Türkiye'ye yaydık. O zaman Konya'dan da birçok ilim adamı toplantımıza gelmişti. Bize çünkü İstanbul Müftülüğü'ne yağmur gibi soru yağıyor. Konu çok. Evet. O konuyu bütün Türkiye'ye dağıttık. Ondan sonra yaptı. Yani şunu söyleyeyim. Allah nasip etti. Biz bütün çalışmalarımızı ekiplerle yaptık. Tek başımıza yapmadık biliyorsunuz. Evet. Ekiplerle yapınca da çok güzel oldu. Yani ufuk açıcı oluyor. Hatta çok faydalı çalışma. Çok faydalı çok, oldu gerçekten. Yani, şöyle ifade edeyim. O günkü o toplantılarımızın bir bölümüne katılanlar o toplantılardan hareketle kitaplar yazdılar. Evet. Sanki o konunun sahibiymiş gibi kitaplar yazdılar. Evet. Onları da biliyoruz. Değerli hocam, şimdi enflasyon zamanında vadeli satış. Evet. Bu tabii çok gündeme geldi. Çok enteresan şeylerle de muhatap olduk. Konya'ya gelmiştim. Böyle bir İstanbul'dan. Konya'da bir akrabamız bir soru sordu. Hocam dedi bir şey soracağım filan. Buyurun sorun dedim. Hocam dedi ben dedi şöyle şöyle dedi 5.000 liraya bir tarla almıştık kayınımla. Sonra bu tarlayı ben tapusunu üzerime aldıydım. Kayınımı kovaladım. Vermedim kayınıma. Ondan sonra şimdi dedi 10.000 lira versem olur mu? Aradan geçmiş 20 sene. Dedim ki ona o olmaz ama ne olur? O zaman siz aldığınız zaman bu tarlayı mesela kaç koyun alabilirdiniz? Veya ne kadar buğday alabilirdiniz? Dedim. O da biraz düşündü. Çünkü enflasyon çok fark etmiş rakamları. Düşündü dedi ki hocam dedi bunu ben ne sormuş olayım ne de siz söylemiş olun. Bu dedi ahirete kalsın dedi. Tabii çok üzüldük yani. Yani şimdi şunu söyleyelim. Vadeli satışlarda ticaretle uğraşanlar bilirler. Ben de uğraştım bir süre biliyorum. İşte alıyor bir aylığını alıyor sonra 2 sene sonra 3 sene sonra veriyor. Veriyor ama aynı malı bizim tekrar o fiyatla almamız bile mümkün değil. Yarı fiyatına inmiş. Vadeli satıştaki vade faiz mi değil mi gündeme geldi. O konuyu da değerlendirmiştik. Sayın hocamdan bu konuyu da dinleyelim. Yani şimdi biliyorsunuz o zamanlar vade farkı faiz midir değil midir diye bir sürü tartışmalar yapılıyordu. Enflasyon devrinde enflasyon tabii. Bir de enflasyon işte az önce çok güzel ifade ettiniz. Evet. Şimdi şöyle bir hatıram var. Belki siz rastlamamış olabilirsiniz. Bu İstanbul'da kantarcılar var biliyorsunuz. Evet. Eski ticaret odasının orada. Orada iki esnaf oldukça yani Türkiye'nin en zengin esnafıydı o zaman. Şu anda biraz değişti. Şimdi adama bu konuda fetva vermişler. İşte vade farkı alamazsın. Sattığım malı 100 liraya aldığım malı 150 liraya satıyorsa ikinci malı 200 liraya alıyor. Evet. Dolayısıyla o zaman çünkü çok yüksek enflasyon vardı. Sonra adam dükkanını etmiş. Bu fetvaya uyacağım diye dükkanın bütün malı gitmiş ve dükkanı kapatmış. Dükkanın önünde tezgah açmıştı. Yani o küçük el arabalarıyla satılan şeyler var ya. Evet. Adam bana geldi o sıra. Ya hocam kardeşim böyle şey olur mu? Sen deli misin dedim. Yani
şeyde karşılıklı olarak kaç liraya anlaşıyorsanız o fiyattan satarsınız. Yok hocam %20'den fazla kar alamazmışız sana, bunu kim söyledi, öyle şey mi olur? Şimdi biz bunu tabii o fetvayı ilk önce vermeye başlayınca, ki o zaman tabii çok yaşımız çok daha gençti. Ya şimdi adımız bir faizciye çıktı. Allah Allah ya. Şimdi ben gidip kitaplara bakıyorum. Bütün mezheplerin kitaplarına bakıyorum. Bütün mezhepler buna caiz diyor. Ben bütün mezheplerin caiz dediği fetvayı veriyorum. Adım faizciye çıkıyor. Neyse, sonra bunun toplantılarını yaptık biliyorsunuz. Ve Cenab-ı Hakk'a şükür için söyleyeyim ben, yani hamdü senalar olsun. İşte o bahsettiğiniz toplantılar sebebiyle İslam tarihinde enflasyonla ilgili ilk makale bana nasip olmuştur. Evet. Ve o makale henüz aşılabilmiş değildir. Yani Allah'a çok şükürler olsun. Dolayısıyla yani piyasayla iç içe olmak, bir de belki anlatmışımdır size. Ben bir tüccar babanın oğluyum. Yani şeyde... Biliyorum. Tabii biliyorsunuz, evet. Yani ve bayağı ciddi ticaret yapan, büyük ölçüde ticaret yapan bir ailenin çocuğuyum. Dolayısıyla benim zaten çocukluğum tezgahta geçmiş. O mal nasıl alınır, nasıl satılır, alım satım ne demektir falan, bunu zaten yaşayarak bilen bir adamım. Şimdi şeyde de o piyasadaki bir fıkıh kitaplarını da Allah nasip etti. Tabii o ben İstanbul Müftülüğü'ne gelmeden mezheplerin ana kitaplarını da okumuştum. Yani diğer mezhepler de dahil. Sadece Hanefi mezhebi değil. Şimdi baktım orada, Allah Allah. Yahu kardeşim, fetva veriliyor. Ya bütün mezheplerin caiz dediği bir konuda vatandaşa diyorlar ki hayır, haramdır, faizdir. Ya bu nasıl olur? Şaşırıp kalıyor. Zaten onlara müdahale ettiğim için fetvayı bana bırakmışlardı o zaman. Evet. Değerli izleyiciler, bizim İstanbul Müftülüğü'nde Şeriye Siciller Arşivinde ben fetvahanede 6 sene bulundum. Abdülaziz Bey orada 22 senesini tamamladı. Akademik kariyerlerini bile büyük nispette orada görev yaparken tamamladı. Görülmeyen bir takım hizmetler de yaptık. Birini önemli ölçüde ben yüklenmiştim. İstanbul Müftülüğü'ne Şeriye Sicilleri Arşivine tayin olduk, oldum, vardık. Yan yana iki bina var. Binanın altına girdim. Binlerce defter var. Ama bir de şunu söyleyeyim. Orası eski Şeyhülislamlık binası. Yani vatandaşlarımız tabii, onu bilsinler. Tabii. Sordum, bu defterler nece? Dediler ki Şeyhülislamlığın defterleri. Ya nece? Dediler ki Şeyhülislamlık kaldırılınca öyle gelmişler atmışlar. Boşaltmışlar. Üst üste yığılmış, kimisi yandırıyor, kimisi açık, kimisi kapalı. Dedi ki biz bu defterleri kurtaralım. Kurtarmaya niyet ettik. Sonra Meşiat Kütüphanesi vardı. Onun altında metruk bir yer vardı. Oraya girdik. Orayı Abdülaziz Bey hazırladı. Rafları falan hazırladı. Ama o defterlerin 10-12 bin defterin hemen hepsi bizzat elimden geçti. Yani onun mübarek tozlarıyla. Valla onun tozuna toprağına. O zaman ne diyorduk? Hubar mübarek ediyorduk değil mi? Hubar mübarek, evet. Mübarek. Çünkü Osmanlı sevgisi vardı. Sanki onları kurtarmak bana Şeyhülislamlığı kurtarmak gibi geldi. Ve 10-12 bin defteri her birini elimle silerek, kurtlarını fırçayla ayıklayarak, parmak gibi kurtlar olmuş, söylemesi ayıp, ayıklayarak 10-12 bin defteri kendi gayretimizle, büyük nispetle benim elimden geçerek onları rafladık. Şimdi böylece Meşiat'ın arşivi oluştu. Şeyhülislamlık arşivi böylece korunmuş oldu. Bu esnada Abdülaziz Bey'in o çalışmalarda rehberlik olarak diyeyim en azından hizmetleri oldu. Şeyi, o mekanı birlikte bulduk. Badana yaptırdık. Rafları Abdülaziz Bey bir yerlerden
hayır sahiplerinden parasını buldu. Raflarını yerleştirdik. Orada böyle güzel bir hizmetimiz olmuştu. Tamam. Bunu da burada anmış olalım yani. Belki burada izleyicilerimiz şeriatçılar ne demektir diye sorabilirler. Ha evet, o zaman onu evet. Sizden dinleyelim. Şimdi bu şeriatçıları dediğimiz şey Osmanlı dönemindeki mahkeme kayıtlarıdır. Yani mahkemeye başvuruyor bir insan, şikayet ediyor, dava açılıyor, dava görülüyor ve karar özetlerinin yazılmış olduğu defterler var. Ki o defterler bir hakimin o cübbesinin cebine sığacak büyüklükte defterlerdir. Dünyanın en büyük arşivi bu açıdan İstanbul Müftülüğü'ndeki şeriatçılar arşividir. O arşivde işte 21 sene kadar benim kontrolümde olmuştu. Doktorayı da orada yaptım biliyorsunuz. Şimdi o arşiv bizim tabii hukuk tarihimiz açısından son derece önemlidir. Orada mahkemelerin nasıl işlediğini, davaların nasıl açıldığını, nasıl sonuçlandığını tespit etmek nasip oldu. Yani İstanbul'un fethinden şeria mahkemelerinin kaldırıldığı 1924'e kadar ki mahkeme kayıtları orada bulunuyor. Tabii bazı senelerinki kaybolmuş. Çok eski dönemlere doğru gidildikçe kayıplar artıyor. Ama son zamanlara geldikçe de herhangi bir kayıp yok. Şimdi öyle bir arşivcilik anlayışı var ki Osmanlı'da. Siz aradığınız belgenin tarihini ve yerini doğru biliyorsanız o belgeye en fazla 10 dakikada ulaşılabiliyor. O derece mükemmel bir arşivcilik anlayışları var. Şimdi o belgenin aslına ulaşılıyor. Yani şey değil, bugün internet bilgisayardan arayayım desen ondan daha fazla belki zaman alır. Şimdi orada şunu gördük. Osmanlı'da müthiş bir adalet var. Yani şaşmaz bir adalet var. Ve vatandaşlar arasında herhangi bir ayrım yapılmıyor. Müslüm gayrimüslim ayrımı da yok. Zengin fakir ayrımı da yok. İnsan hak ve hürriyetlerine son derece önem veriliyor. Ve mesela ben orada çalışma yaparken 3 gün sürmüş bir dava aramak için aylarca uğraştım. Davalar çok kısa sürede bitiriliyor. Kısa sürede bitirilirken de hiçbir şey eksik bırakılmıyor. Çünkü Osmanlı'da öyle bir yapı oluşmuş ki her bir vatandaş kendisini devlet kabul ediyor. Mesela Osmanlı'da polis teşkilatı yoktu. Biliyorsunuz polis teşkilatının kuruluşu daha 200 seneyi bulmamıştır. Jandarma da öyle. O dönemlerde polis teşkilatı yok, jandarma teşkilatı yok. Ama her vatandaş polis ve jandarma salahiyetiyle donanmış olduğu için hiçbir yerde polisiye olay meydana gelmiyor. Son derece güvenli bir yapı var. Yani halk kendisini devlet kabul ediyor. Öyle bir yapı. Evet. Ve kendisini çok yetkili kabul ediyor. Yani bugün vatandaşlar batı demokrasisi falan diye söyledikleri şeyde vatandaş etkisizleştirilir. Vatandaş ikiye ayrılır. Bir devlette olanlar, bir de devlette olmayanlar. Osmanlı'da öyle bir olay yok. Yani herkes kendisini devlet adamı kabul ediyordu. Dolayısıyla herkes yargıya yardım ediyor, bütün vatandaşlara yardım ediyor. Davanın doğru sonuçlanması için herkes elinden geleni yapıyor. Bakıyorsunuz ki yargıya intikal eden davalar son derece az. O son derece az olan davalar kısa sürede sonuçlanıyor. Ceza davaları hemen hemen yok gibi. Biliyorsunuz defterlerin arka sayfalarında 2-3 sayfalık bir ceza davası falan vardır. Bakıyorsunuz ki güvenlik had safhada, niye insanların birbirlerine şeyi var. Bir de Osmanlı öyle bir yapı oluşturmuş ki o vatandaş dürüst olmak zorunda. Dürüst olmazsa o toplumda yaşayamaz. Yani öyle bir yapı oluşturulmuş. Dolayısıyla gerçekten Osmanlı'dan istifade etmemiz için edeceğimiz çok şeyler var ama insan üzülüyor. Mesela bugün Türkiye kanunlarını Avrupalılardan alıyor. Buna son derece rahatsız oluyorum böyle bir şeyden. Osmanlı gibi 6,5 asır dünyaya hükmetmiş bir neslin torunları Avrupa'dan nasıl kanun alır? Avrupa'dan nasıl? Mesela bakın Osmanlı'da biliyorsunuz hapis cezası hemen hemen yok gibidir. Mesela bizim biliyorsunuz şeriatçıların arka tarafında zindan vardı. O zindan dediğin zaman milletin aklına karanlık bir yer geliyor. Halbuki o zindan çok yüksek tavanı,
pencereleri çok büyük, önünde iki tane büyük bahçe olan, içerisinde de tıka basa doldursan en fazla 20 kişinin sığabileceği bir yer. Dolayısıyla yani öyle bir yapı ki hapishanesi yok. Öyle bir yapı ki sokaklarında 24 saat ve öyle bir yapı ki mahkemeye başvurduğunuz zaman kısa sürede mahkeme sonuçlanıyor. Evet. Ve insanlar güven içerisinde yaşadığı için 6,5 asır ayakta durabilmiştir. Değerli izleyiciler, arşivimizde 10.400 İstanbul Kadılığı defterleri ile bir miktar Bilad-ı Metruke, yani elimizden çıkmış bölgelerin defterleri vardı. Bosna Hersek, Priştine vesaire. Onların içerisinden birkaç defter de kadıların mühür defterleriydi. Hmm, kadı mühürleri, evet. Kadılar unutmamışsınız. Tabii gidiyor bir yerden ama kadılar giderken böyle rastgele gönderilmiyor. Kadı tayin ediliyor. Sonra eline bir mühür verilecek. Önce mühür deftere vurup basılıyor. Deftere basıldıktan sonra eline mühür veriliyor ve gönderiliyor. Gönderiliyor. Mesela bize gelirlerdi ellerinde mühürlü defter kağıtlarla. Biz bakardık, açardık sayfayı. Tarihine göre zaten belli. Açardık. Derdi ki bu, evet bu mühür geçerlidir. Bu mühür geçersizdir diye. Hatta çok enteresan teklifler de aldık. Onları geçelim. Şunu ifade edeyim. Bizim arşivde bir de Amerikalı dostumuz vardı. Anthony diye. Aşağı yukarı bir 10 seneden fazla arşivde Chicago Üniversitesi'nden doktora yaptı. Doktora üstü çalışması da oldu herhalde. Devamlı her gün arşivdeydi. Bizim içimizden birisi gibi bazen yanılarak ona fetva sormaya da gidenler olurdu Anthony'ye. Sonra şimdi Anthony şöyle bir şey anlattı. Dedi ki, konusunun üzerinde olduğu için. Dedi ki her yerden dedi şeyler geliyormuş. Yavuz Sultan Selim Mısır'ı fethedince her yerden ad gelmişler kadı mührü istemeye. Her yere kadı mührü, kadıları tayin etmişler. Kadılar gitmiş falan. Yemen'den gelmişler. Yemen'den gelenler demişler ki biz kadı tayinine de ihtiyaç duymuyoruz. Biz Osmanlı'ya uymak için sadece bir mühür istiyoruz. Yani Osmanlı Yemen'e bir mühürle hükmetmiş ama aradan uzun zaman geçtikten sonra 400 sene sonra o mühür değil 20 bin kaç bin asker kayboldu. Gene de elimizi tutamadık. Yani kadı defterleri önemli defterlerdir. Son zamanlarda ilmi çalışmalar yapılıyor az da olsa. Ben de yüksek lisansımı orada o defterlerde yapmıştım. Abdülaziz Bey de ilk çalışmalarını orada yaptı. Değerli izleyiciler, İslam finans kurumları kuruldu. İslam tabirini kullanmadan kuruldu tabii. Ama belli ki ölçüler İslam'a uygun olsun diye gayret sarf ediliyordu. Gerekçeleri farklı olabilir. Ancak şu var ki bu kurumlar kurulurken ne derece İslam'a uygun, bunun değerlendirmesini biz bu toplantılarda yaptık. Doğru. Hatta şöyle oldu, Mısır'dan, ondan sonra değişik yerlerden sigorta çalışmalarıyla ilgili bir hayli broşür topladık. Yönetmelikler topladık. Onlar üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Ve daha sonra da finans kurumlarının İslam prensiplerine uygun olduğu kanaatine varıldı. Hatta Abdülaziz Bey bir müddet böyle bir kurumun danışmanlığını da yaptı. Evet, 20 seneden fazla yaptım danışmanlık. Bu çalışmayla ilgili de bir bilgi almış olalım. Evet, tabii. Şimdi 1985 gibi hatırlıyorum. Bu finans kurumlarının kurulması çalışmalarının yani kurulmasından önce çalışmalar başlamıştı ve o zaman bizi o çalışmalar almışlardı. Yani o dönemlerde tabii gayet iyi biliyorsunuz Türkiye'de bu tür konular üzerinde
kafa yormuş insanların sayısı çok az olduğu için biz o işi almışlardı ve işte uluslararası toplantılar yapmıştık. Sonra ulusal toplantılar yapmıştık. Sonra finans kurumlarında uzunca süre onların çalışmalarını denetlemek nasip oldu. Başlangıçta gayet güzel gidiyorlardı. Sonra vatandaşların şikayetleri ortaya çıktı. Biraz kontrol ettik. Baktık ki bazı yanlış uygulamalar var. Yıllar sonra ben artık onları terk etmek zorunda kaldım. Dolayısıyla o kadar yeter herhalde. Değerli hocam olarak. O kadar yeter çünkü 5 dakikamız kaldığına tamam. Dair bilgi de geldi. Onu son 5 dakikayı da buraya bir Çalıştay toplantısı dolayısıyla teşrif ettiniz. Estağfurullah. O halde bu Çalıştay hakkında da biraz bilgi alalım. Evet, Selçuk Üniversitesi sonuçlar. İnsan Hakları bölümü tarafından 3 günlük bir Çalıştay yapıldı. Din ve İnsan Hakları diye. İşte biz onun için buraya gelmiştik. Gayet güzel konuşmalar yapıldı. Çok güzel tartışmalar oldu. Ben bu Çalıştay dolayısıyla son derece memnun olduğum bir takım şeylere şahit oldum. Yani insanlar artık iyice düşünmeye, doğruları araştırmaya, körü körüne herhangi bir şeye teslim olmamaya başlamışlar. Artık o eski geleneksel kabuk ciddi manada çatlamış ve sorgulayan, araştıran ve doğruları bulmaya çalışan bir nesil ortaya çıkmış. Bu Türkiye'miz açısından çok umut verici bir şey. Yabancılar vardı burada. Hindistan'dan, işte İngiltere'den, İsveç'ten, işte yine bizim Türk bölgelerinden, Gürcistan'dan falan. Ve tabii Türkiye'nin değişik üniversitelerinden, sivil toplum kuruluşlarından gelen insanlar yarın da inşallah yapılacak ve yarın bitecek Allah nasip ederse. Burada şey var, biliyorsunuz yani Müslümanlar da uzun süredir şeyden Tanzimat'tan önce başlayan bir Batı hayranlığı var. Ben burada bazılarında Batı hayranlığının hala devam ettiğini gördüm. Yani bilhassa Batı'da doktora yapan, Batı'da uzun süre kalan insanlarda bu Batı hayranlığının biraz hala devam ettiğini. Ama gençlerde özellikle ve birçok, bilhassa bu Selçuk Üniversitesi'nin ilgili merkezindeki Nezir Bey ve arkadaşlarında da çok şuurlu bir şey var, gelişmeyi tespit ettim. Yani hoşuma gitti gerçekten, tebrik ediyorum kendilerini. Yani konuyu kavrayan, problemi anlayan ve çözümünün de yollarını görmüş olan bir gençlik ortaya çıkmış. Bu çok güzel. Ve artık asırlar içerisinde, geçtiğimiz asırlar içerisinde ne olmuşsa olmuş. Bugün dünyada İslam çok ciddi bir gündem konusu. Mesela Avrupa'ya ben sıklıkla gidiyorum, bundan da haberiniz var. Orada Avrupa'daki Müslümanlarla da gayrimüslimlerle de toplantılar yapıyorum. Ve Avrupa çok ciddi manada bir sıkıntı içerisinde. O sıkıntının çözümü de İslam'da. Ama hangi İslam? İşte asıl soru bu. Ve o Batı da maalesef çok kötü bir İslam örneği ortaya koymaya çalışıyorlar. Ben aynı şeyi Rusya'da da gördüm. Yani o kendi nesillerine kötü bir İslam göstererek işte Müslüman oluyorsanız bak böyle olur diye insanların gözleri korkutulmaya çalışılıyor. Dolayısıyla böyle bir dönemde oldukça önemli bir toplantı yapılmış oldu. Ve ben şahsen mesela katıldığım bütün toplantılarda İslam'ın üstünlüğü çok net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Batı'da da, Rusya'da da. Ondan sonra ben yani şunu çok kesin gördüm. İslamiyet'in çözemeyeceği ya da çözmediği hiçbir problem yok. Ama yeter ki biz o problemlere yaklaşmasını bilelim. Bir de artık vatandaşlarımız Batı hayranlığını tarihe gömsünler. Batı'nın hayran olunacak bir tarafı yok. Ben bunu kendilerine de söylüyorum toplantılarda ve kabul de ediyorlar. Dolayısıyla bugünkü işte dün, bugün ve yarın tamamlayacağımız bu toplantıda çok güzel sonuçların ortaya çıkacağını düşünüyorum. Çıkmaya başladı zaten. Değerli izleyiciler, Şer'iye Sicil'e arşivi yani Şeyhülislamlığın
hüküm defterlerinin bulunduğu yerde görev yapmak bizim için bir şeref oldu. Gerçi ilk gittiğimiz zaman karanlık odalar, ondan sonra işte biraz böyle dekoratif ama eskimiş raflar, iç defterler içinde görünmüyor ne olduğu belli. Sultan Abdülhamid'in bizzat eliyle yaptığı raf şeyler. Evet, onun atölyesinde yapıldı. Büyük Dava Adamları isimli kitabın bu yakında çıkışta. Orada da onları anlattım biraz. Böyle bir ürküntü veren bir yer ama içine girdikten sonra samimi arkadaşlığın olduğunu evvela ifade edelim. Bütün arkadaşlarımız birbirleriyle çok samimiydik. Kardeş gibi olduk. Yani sanki aynı evden geliyormuşuz, aynı eve gidiyormuşuz gibi 5-6 senemiz birlikte geçti. Benden sonraki durumlar tabii ki Abdülaziz Beyler biliyorlar. Hem fetva kurulu olarak görev yapıldı, hem de şeriye sicilleri arşivi olarak görev yapıldı. Arşivi ilim dünyasına o zaman nispeten açılmıştı. İnşallah şimdi daha fazla açılmasını bekliyoruz. Tasnifleri yapılıyor. Güzel çalışmalar oluyorlar. Bu artık İslam bilgisi, İslami ilimler sadece yani çekirdeğin kabuğu yırtılmış gibi bundan sonra çok iyi sonuçlar alınacağını tahmin ediyoruz. Değerli izleyiciler, verdiği değerli bilgiler dolayısıyla değerli dostum, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi, Şeriye Siciller Arşivinde beraber bulunduğumuz, fetvanede beraber bulunduğumuz Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun size ve televizyon yetkililerine. Sağ olun.